Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, ekranları başında bizleri izleyen değerli dostlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapmış olduğumuz haftalık değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Bu hafta şahsen tanıdığım, sevdiğim iki kıymetli ismi kaybettik. Ekonomi basınının duayen isimlerinden Osman Arolat evvelsi gün hayatını kaybetti. Köşe yazılarıyla, yorumlarıyla ekonomideki gelişmelere tercüman olan ve yurdun dört bir tarafından izlenen önemli bir köşe yazarıydı, yorumcuydu. Osman Arolat'a Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dün ise değerli anayasa hukukçusu hocamız Ergun Özbudun'u kaybettik. Katılımcı, çoğulcu ve demokratik bir hukuk devleti için ömrünü adamış olan Ergun Özbudun'u da rahmetle anmak istiyorum. Sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili anma ve kutlama çalışmalarımıza Deva Partisi olarak yoğun bir şekilde başladık. Ve bir hafta boyunca çok farklı etkinlikler yaptık. Hatay'da deprem bölgesinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını tartıştık. Anıtkabir'deki ziyaretimizle ve nihayetinde de 29 Ekim sabahı paylaştığımız kısa bir anma filmiyle kutlama çalışmalarımızı, anma çalışmalarımızı gerçekleştirmiş olduk. Ve diyoruz ki birlikte yüz yüze nice yüzlere. Birbirimizin yüzüne bakarak, birbirimize sırtını dönerek değil, birbirimizin yüzüne bakarak nice yüzyıllara diyorum. Değerli arkadaşlar, geçen haftadan bu yana ülkemizde çok ciddi bir hukuk ihlali yaşanıyor. Bir gazeteci arkadaşımızın tabiriyle anayasal düzene karşı bir darbe gerçekleşmiş durumda. Bakın, darbe teşebbüsü demiyorum. Anayasal düzene karşı darbenin kendisi diyorum. Bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi Can Atalay hakkında ihlal kararı verdi. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarına herkes uymakla, kararın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Birilerinin keyfine göre, siyasi hesaplara göre bu kararları eğip bükemezsiniz. Canım isterse uygularım, istemezse uygulamam diyemezsiniz. Ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara rağmen Can Atalay hala hapiste. Bunlar gerçekten hukuksuzluğu bir adet haline getirdiler. Biz bu hukuksuzluğu reddediyoruz. Demokratik bir hukuk devletinde seçimler tabii ki önemlidir. Ama hukuk da en az seçimler kadar önemlidir. Biz hukuk devletinde hiç kimse ben %52'yi alıp cebime koydum, hukuk falan tanımam diyemez diyoruz. Hiç kimse halk beni seçti, kafama eseni yaparım diyemez diyoruz. O zaman o devlet hukuk devleti olmaz. Demokrasi tabii ki seçimlerin olduğu bir yönetim sistemidir. Ama demokrasi hukukla bir anlam kazanır. Hukukun olmadığı bir demokrasi ancak kaos getirir. Hukukun olmadığı bir demokrasi seçilenlerin keyfine göre yönetmesi demektir. Vurdum duymazlık demektir. Hukukun olmadığı bir demokrasi adaletsizlik demektir. Yoksulluk demektir. Yolsuzluk demektir. Ve dünyada itibarsızlık demektir. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bu süreçte dahil olan herkesi derhal hukukun gereğini yerine getirmeye, derhal hukuk devletinin gereğini yerine getirmeye davet ediyorum ve Can Atalay'ın meclis çatısı altındaki hak etmiş olduğu yerini bir saat dahi kaybetmeden almasını talep ediyorum. Yine çok önemli bir başka hususa değinmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda yine meclis çatısı altında dillendirdiğim bir konu. İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısının HSK'ya yargıdaki yolsuzluklar, hukuksuzluklar ve çürümeyle ilgili başvurusundan yine söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz bu konu basına düşeli haftalar oldu. Ama o günden bugüne herhangi bir adımın, ciddi bir adımın atılmadığını görüyoruz. Çete liderlerinin tahliyesinden tutun da parayla yargı kararlarının alınmasına dek neler neler var. Ve bunu o adliye çatısındaki en üst sorumluluk sahibi olan bir kişi kendi çatısı altındaki yargı mensuplarıyla ilgili bu iddialarda bulunuyor. Ve maalesef ciddi bir hareket yok. O onu yaptı da bu bunu yaptı. Fakat geçen gün yine haberlere düşen gelişmelerden görüyoruz ki bu iş ciddiye alınmış değil. Yine kulaklarının üzerine yatma söz konusu. Üstelik bu konuda haber yapan gazeteci Tolga Şardan da dün tutuklandı. Kendi ifadesiyle Tolga Şardan gazetecilik yaptı. O kadar. Böyle bir konuda, böylesine önemli bir konuda yer yerinden oynaması gerekirken bu konuyu farklı cephelerden haber yapan, farklı açılardan gündemde tutmaya çalışan bir gazeteciye yapılan haksızlıktır. Değerli arkadaşlar, hukuk olmadan bu ülkede hiçbir sorun çözülemez. Yargı adaleti tesis etmek yerine haksızlık merkezi olursa bu ülkede iyiye giden tek bir şey kalmaz. Buradan bir kez daha İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının iddialarının hızlıca, detaylı bir şekilde, kapsamlı bir şekilde soruşturulması için talepte bulunuyorum, çağrıda bulunuyorum. Bu konuyu örtbas etmeyin. Sakın ha örtbas etmeyin. Biz bunun takipçisi olacağız. Hükümet gündemden düşürmeye çalışsa da biz bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, ülkemizde hukuksuzluk diz boyuyken hala bazıları mevcut ekonomik krizi çözmenin hayalini görüyor. Defalarca söyledim, tekrar ediyorum. Hukuk olmadan ekonomi olmaz. Hukuk olmadan ekonomi olmaz. Hukuk olmadan ekonomi olmaz. Nokta. Hazine, Merkez Bankası, diğer kurumlar ne yaparsa yapsın fayda etmez. İşte görüyorsunuz, ekonomi yönetimi tam 5 aydır havanda su dövüyor. 5 aydır ne oldu Türkiye'de? 5 ayda ekonomide hangi olumlu gelişme sağlandı? Enflasyon arttı mı? Arttı. Faizler arttı mı? Arttı. Yoksulluk daha da yaygınlaştı mı? Yaygınlaştı. Arkadaşlar, inanın aklım almıyor. İçinde bulunduğumuz bu ekonomik krizin çözmenin yollarını, neler yapılması gerektiğini her gün anlatıyorum. Ansiklopediler hazırladık neredeyse ya. Seçimlerden sonra herkese gönderdik. Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı yardımcısına, bakanlara. Dedik ya, çözüm şurada. Alın biraz okuyun. Ha, istiyorsanız bu işin uzmanlarını gönderelim. Ders versinler. Çünkü derse ihtiyacınız var, biliyoruz. Fakat maalesef olumlu bir ilerleme görmüyoruz. İşte daha yeni açıklanan karar. Milyonlarca gencimizi ilgilendiren KYK kredileri ve burslarıyla ilgili alınan karar gerçekten hükümetin bu ülkenin gerçeklerinden habersiz olduğunu gösteriyor. Bu ülkenin gençlerinden bir haber olduğunu gösteriyor. 1250 liralık aylık KYK bursu kredisi çıkmış 2000 liraya. Ne zaman? Artış yılbaşında. Yüzde kaç? %60. Ya bu ülkede mutfak enflasyonunun resmi rakamlara göre dahi %85 olduğunu siz bilmiyor musunuz? Öğrencilerin en önemli harcama kaleminin gıda olduğunu bilmiyor musunuz? Kiraların bu ülkede son bir yılda ortalama enflasyonun da çok üstünde arttığını bilmiyor musunuz? Gıda ve barınma temel ihtiyaç arkadaşlar. Ve bağımsız araştırmaların gösterdiği enflasyonda %130. Bütün bu rakamlar ortadayken gençlerin burslarına, kredilerine yapılan artış %60. O da 2 ay önce açıklanıyor. 1 Ocak'tan itibaren geçerli. Yani aslında 2 ay boyunca bu rakam erimeye devam edecek. Bugün 2000 lira dediğinizin satın alma gücü yılbaşı geldiğinde inecek muhtemelen 1800 liraya, 1825 liraya. Ve buradan tekrar hükümete çağrı yapıyoruz bakın. Sadece dar gelirleri sıkarak bu ekonomi sorunu çözemezsiniz.